içecek. Merhabalar. Bal avcısı farkıyla kaya balığı satımız devam ediyor. Bugün şu kayalığı açacağız. Buradan balları çıkaracağız. Bakalım ne kadar bal çıkacak, hep birlikte görelim. Teşekkür ederim. Arıların giriş yuvası deliği burası. Buradan girip çıkıyorlar. Bakalım ne kadar balımız çıkacak. Hep birlikte görelim. Balları çıkarmaya başladık. Kaya balı. Bu balın farkı diğer ballardan, diğer bütün ballardan mineral seviyesi daha yüksek. En yüksek bal kaya balı. Kayadan aldığı ekstra bir mineral bu balı daha kıymetli yapıyor. Toplamaya başlıyoruz. Kraliçe arı da sanırım burada. Arıları alacağız. Arılar torbaya dolduracağız. Kraliçe dediğimiz bu koloninin yönetimini sağlayan bir arı var. Diğer arılardan farklı olarak. O kraliçeyi alıyoruz, torbanın içine bırakıyoruz ve bu şekilde diğer bütün arılar, bütün işçi arılar kraliçenin olduğu yere giriyor. Akşam karanlık çöktüğü zaman da tarlacı dediğimiz doğadaki bütün o çalışan arıların hepsi toplanıyor ve bu şekilde arılar alıp köye götürüyoruz. Köye götürdüğümüz arılar
baharda tekrardan çoğalıyor ve oğlar dediğimiz koloninin ikiye bölünme yöntemiyle tekrardan doğaya arı salıyor. Ve bu şekilde bir döngü devam ediyor. Şimdi kraliçeyi bulacağız ve torbaya atacağız onu. Şimdi arıları dışarı çıkaracağım. Kraliçe arıyı bulacağım. Arıları bu şekilde alıyoruz. Bunun içerisinde kraliçe dediğimiz arı olacak. Bulacağız ve bu şekilde torbanın içine koyacağız. Bunları bu şekilde akşam karanlık çöktüğünde bütün arılar toplandığında köye götürüp kovanlara koyacağız. Ve yeteri kadar bal vereceğiz. Orada hayatlarına devam edecekler. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Balları aldık. Şimdi arıları da tamamen alacağız torbaya. Ve akşamı bekleyeceğiz. Akşam arıların tamamı toplandıktan sonra bu şekilde gördüğünüz gibi ağzını kapatıyoruz. Ve köye bu şekilde götürüyoruz arıları. Başka bir bal macerasında yeniden görüşmek ümidiyle hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hayırlı günler diliyorum. Zaten ya. Thank you.